Değerli izleyicilerimiz, gerek anavatanımız Türkiye'den gerekse de dünyanın pek çok noktasından bizi izleyen herkese sağlıklı ve mutlu günler diliyorum. Emekli TV'ye hoş geldiniz. Kıymetli izleyicilerimiz, malumunuz olduğu üzere pek çok ülke koronavirüsle ilgili tedbirleri kaldırıyor. Ancak Uğur Şahin'den bir son dakika açıklaması geldi. Profesör Doktor Uğur Şahin ve Özlem Türeci, Omikron şu anda dünyayı kasıp kavuran, yüz binlerce hemen hemen her ülkede vakanın bulunduğu bu Omikron varyantı ile ilgili çok çok önemli açıklamalar yaptı ve bunun son olmadığını, en az 10 yıl boyunca koronavirüsle yaşamaya alışmamız gerektiğini ifade etti. Biraz sonra Uğur Şahin'in söylediklerini tek tek sizinle paylaşacağım. Ancak biliyorsunuz beni yakından takip edenler, ben bunu defalarca söyledim. Bu koronavirüsle ilgili olarak daha uzun yıllar hayatımızda kalacak. Bana soracak olursanız 10 yıl değil, minimum 20 yıldan önce bu işi bitirmeyecekler. İsteyerek ya da istemeyerek de olsa mutlak surette hayatımızda kalmaya devam edecek. Değerli izleyicilerimiz, bakalım Uğur Şahin ne diyor? Hemen bunu sizlerle paylaşıyorum. BioNTech'in CEO'su Uğur Şahin, dünyanın 10 yılda koronavirüsle yaşayacağını öne sürdü. Şahin, Omikron için üretilen aşının veri toplama süreci ağır ilerlediği için Nisan ya da Mayıs ayında hazır olacağını belirtti. Bildiğiniz üzere Profesör Doktor Uğur Şahin, Mart ayında yeni bir sıvıyı çıkartacağını söylemişti. Ancak anlıyoruz ki bunlar daha uzayacak. Bakalım arkadaşlar, Fransız haber ajansı AFP'ye konuşan Şahin, dünyanın koronavirüs varyantıyla mücadelede daha hazırlıklı hale geldiğini söyledi. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Pfizer ile birlikte koronavirüse karşı ilk mRNA aşısı geliştiren Şahin, gelecek 10 yıl daha virüsle yaşamak zorunda kalacağımız gerçeğine alışmamız gerekecek dedi. Avrupa'da koronavirüsün Omikron varyantı ile ilgili vaka sayısındaki düşüşle ilgili olarak da Profesör Doktor Uğur Şahin, Omikron varyantının virüsün son dalgası olmayacağı uyarısında bulundu. Virüsün mutasyonlara uğrayacağını ve yeni varyantların kaçınılmaz olduğunu kaydeden Şahin, bununla birlikte dünyanın, toplumların virüsle nasıl baş edebileceğini anlama konusunda yeni bir döneme girdiğini ifade etti. Şahin, artık daha fazla öğreniyoruz ve daha hazırlıklı oluyoruz dedi. Şimdi değerli izleyicilerimiz, bak bu açıklama aslında insanoğlunun ne kadar aciz olduğunu gösteren bir açıklama. Bu sıvıları bulan bir kişinin bu açıklamayı yapmış olması bize gösteriyor ki işimiz tamamen Allah'a emanet. Net bir şekilde bunu söyleyebiliriz. Bunların hiçbirinden hiç kimseye hiçbir hayır yok. Ben defalarca söyledim, yine söyledim, söylüyorum. Şimdi kendisi şunu söylüyor. Diyor ki, bak bir çelişki var. Diyor ki bu Omikron'un, değerli izleyicilerimiz, işte sonu olsa da yeni mutantlar çıkacak diyor. Peki kendisi aynı zamanda diyor ki, ben Nisan ya da Mayıs aylarında yeni bir aşı daha piyasaya süreceğim. Peki mutanta uğrayacaksa senin piyasaya çıkartacağın bu aşı ne işe yarayacak? Öyle değil mi? Sen Mayıs'ta çıkartacağım diyorsun. Omikron da aynı zamanda mutanta uğrayacak diyorsun. Yeni bir varyantı olacak diyorsun. Şimdi bakın değerli izleyicilerimiz, Uğur Şahin özelinde konuşmuyorum. Genel konuşuyorum. Bakın bu sıvıları üretenlerin hepsinin tek bir amacı var. Bunları satıp para kazanmak. Başka hiçbir amacı falan yok. Ben bunu artık net olarak görüyorum. Eminim ki sizler de çoktan gördünüz. Önceden acaba mı insanlığa fayda vesaire bilmem ne. Yani şu anda öyle bir noktaya geldi ki olay arkadaşlar, işin içerisinde para olduğu için yani bu kadar çıkıp keyifle aleni bir şekilde itirafta bulunuyor. Diyor ki hem mutant olacak, yeni bir varyant olacak, değişecek yani bu virüs. Biz de Mart Nisan'da çıkartacağız. Hadi çözün bakalım, çözebiliyorsanız. Değerli izleyicilerimiz, yani bu sıvılar arkadan geliyor. Bu arada yeni bir mutantla karşılaşıyoruz. Bakın bu sıvıların %100 bir şekilde insanlığa faydalı olduğunu düşünsek bile görüyoruz ki zaman konusunda sıkıntı var. Yeni bir mutant çıkıyor. Daha arkadan Omikron'la ilgili bir sıvı piyasaya çıkacağı söyleniyor. Peki piyasaya çıkacağı söylenen bu Omikron sıvısıyla ilgili, evet ya bu işi kesinlikle çözer diyebiliyor muyuz? Hayır.
Deneme yanılma arkadaşlar. Aç kapa oyunu. Şimdi devlet başkanları onlar bunlar bakıyoruz arkadaşlar. İşte kapanmaların bir kısmını dediler ki biz kaldırıyoruz, yasakları kaldırıyoruz, onu yapıyoruz, bunu yapıyoruz diyorlar. Bir taraftan da insanlar koronavirüse çok hızlı bir şekilde yakalanmaya devam ediyor. Bakın Danimarka'da tüm yasakları kaldıran ilk ülkelerden bir tanesiydi. Danimarka'da şu anda ciddi anlamda vaka artışı söz konusu. Biz hani yasak olsun da demiyoruz. Ama mücadele edecekseniz artık insanları kandırmaktan, artık insanların psikolojisini bozmaktan, yani nedir bu arkadaş? Aç kapa, aç kapa, aç kapa. Şimdi vaka sayılarına bakıyoruz. Geçen yıllar neredeyse birebir aynı. Geçen yıl neden kaldırmadınız o zaman bu yasakları da? Bir yıl boyunca insanları beklettiniz. İşinden ettiniz, psikolojisi bozuldu, ekonomisi bozuldu, her şey bozuldu. Niye o zaman bir yıl beklediniz? Şimdi yarın öbürsü gün mutant olacak diyecekler, bilmem ne vaka sayısı artacak, hop diyecekler, yeniden yasakları getirdik. Millet artık yani bu işin bir çocuk oyuncağına çevrildiğine inanıyor. Bu yok sıvılardı, onlardı, bunlardı, artık bunlarla ilgili hiçbir şey duymak istemiyor. 2 dediler, 3, yetmedi 4, yetmedi 5, hadi bakalım vur Allah vur, vur Allah vur. Mezara kadar her 6 ayda bir bu sıvıları yapacaksınız. Bakın pek çok ülkede şu anda bu aşı kartları geçersiz oldu, sertifikaları. Niye? Diyorlar ki ikinci aşının üzerinden eğer 4 ay geçtiyse, eğer üçüncüyü vurmazsanız bu aşı kartınızın hiçbir geçerliliği yok diyorlar. Ne demek bu? Gideceksin bu sıvıları seve seve vurduracaksın. Hani zorlama yoktu? Hani ister ol ister olmaydı? Şimdi pek çok yerde görüyoruz yine, yok restorana giremezsin, yok oraya gidemezsin, yok buraya gidemezsin. Kıymetli izleyicilerimiz, bindik alamete gidiyoruz, kıyamete. Bizim işimiz bunlara emanet. Ne olacağını bunlar da bilmiyor. Yani bunlara bir tane otobüs vermişler ya da tren vermişler. Gidiyor bunlar yolda. Biz de yolcular olarak arkada oturuyoruz ama bunlar nereye gidiyor bilmiyorlar. Duvara mı toslayacaklar? Arabayı şarampole mi, treni yoksa vagonları şarampolden aşağıya, raydan aşağıya mı yuvarlayacaklar bilmiyorlar. Onlar da bilmiyor. Biz de bilmiyoruz. Bilen kim arkadaşlar? Bunların üst aklı. Bu işi planlayan, hayata geçiren ve insanlığa bu belayı sunanlar biliyor ama. Ben artık bu virüsle ilgili tesadüftü, oydu buydu bunlara inanmıyorum arkadaşlar. Öyle bir noktaya getirdiler ki artık yeter. Herkes illallah etmiş vaziyette. Geçen yıl koronavirüse yakalanıp insanlara bazı ilaçlar verdiler biliyorsunuz. Şimdi ilaç falan da yok. O ilaçlar niye verildi o zaman? Acaba yan etkileri ortaya çıktı da mı şimdi kestiler? Çok merak ediyorum. Bakın ilaç şirketleri de bunu bir fırsat bildi. Yok bilmem ne vitamini alacaksın. Yok onu alacaksın. Şu takviye yapacaksın. Ya 20 liralık vitamini, 20 TL'lik, 20 Euro'luk vitamini 200'e sattılar, 100'e sattılar arkadaşlar. Bu kadar vicdansızlar. Fiyasko. Tam anlamıyla bir fiyasko. Hepsi fırsatçı olmuş. Hepsi ben vatandaşın yakasına nasıl yapışırım, ben vatandaşın cebindeki parayı nasıl alırımın hesabını yapıyor. Benim gördüğüm, bildiğim, anladığım bu arkadaşlar. Çözüm ya, çözüm istiyoruz. Bu alınan o kadar tedbir var değil mi arkadaşlar? Ne var? Maske var, mesafe var. Kapanmalar var, iş yerleri kapandı, o tedbirler, bu tedbirler vesaire. Sonuç, sonuç yine yüz binlerce kişi hasta, yakalanmış. O zaman siz bu tedbirleri niye aldınız? Ya da bu tedbirler gereksiz miydi? Ya da bu tedbirler yanlış mıydı? Bunun konuşulması, tartışılması gerekiyor. Neden, neden, neden? Şimdi insanlar Avrupa'da, Kanada'da, Amerika'da, orada burada sokaklara çıkıyor biliyorsunuz. Protesto ediyor bu koronavirüsle ilgili alınan tedbirleri. Şimdi insanların da burasına geldi. Hemen devlet yöneticileri diyor ki bunlar radikaller, onlar bunlar. Kardeşim bak, bu insanlar dikkate alınmak istiyor. İnsanlar artık hayatlarının kısıtlanmasını istemiyor. Şu anda bu yasakla ilgili şunu da söyleyelim. Bu yasakların kaldırılmasının nedenlerinden bir tanesi de Avrupa, Amerika, Kanada, Avustralya'da, orada, burada. Bunun nedenlerinden bir tanesi şu. Devlet yöneticileri korktu arkadaşlar. İnsanlar sokaklara çıktılar. Düşünsenize. 500 bin kişinin aynı anda bir şehirde sokağa çıktığını, onun karşısında ne polis durabilir, ne jandarma durabilir, ne bilmem ne durabilir. Hiç kimse duramaz. 500 bin. Çığ gibi büyümeye devam ediyor.
O nedenle korkudan koronavirüsle ilgili tedbirleri kaldırıyoruz dediler. Yani hep bir plan, hep perde arkasında başka bir filmler. Ondan sonra da sonuca bakıyoruz. Elde bir şey yok arkadaşlar. Kıymetli izleyicilerimiz, benim sizden ricam şu: lütfen bu konuyla ilgili görüşlerinizi siz de videonun altındaki yorum bölümüne yazarak bize iletebilirsiniz. Bunun yanı sıra gündeme taşımamızı istediğiniz konular varsa ya da bana ulaşmak istiyorsanız kanalımızın Facebook hesabı ya da Instagram hesabı üzerinden bana ulaşabilirsiniz. Evet, gerek anavatanımız Türkiye'mizden gerekse de dünyanın pek çok noktasından beni izlediğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere, sağlıklı ve mutlu günler diliyorum. Thank you.